İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Hoş bulduk. Tekrar buluştuk. İyiyim. Evet, sağ olun. Uzun bir aradan sonra hem de. Evet, evet hocam. Evet, ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Murat Güvenç hocamız Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda yine Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü. Aslında Murat hocamıza ilişkin çok bilgi var ama ben biraz da sivil toplumla olan ilişkilerini ifade etmek istiyorum. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etikler Vakfı, yani kısaltılmış adıyla TESEV Başkan Yardımcısı, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, çalışma alanları ise kentsel coğrafyalar, siyasi coğrafya, kent tarihi, veri madenciliği, görselleştirme, sayısal ve beşeri çalışmalar. Evet, aslında bugünkü programımız da bu ağırlıklı çalışma alanlarından birisi, yani hem veri madenciliği hem siyasi coğrafya üzerine olacak. Komşularımız kime oy vermiş? Başlıklı bir sunumunu dinledik geçtiğimiz çarşamba günü hocamızın ve bu yeni kuşak bir seçim haritası. Hocam siz 2009 yılında Profesör Doktor Hasan Kirmanoğlu ile birlikte Türkiye Seçim Atlası'nı hazırladınız ve bizim önümüze 1950 ile 2009 yılları arasında gerçekleşmiş olan seçimlerin haritalarını serdiniz. Bir siyasette değişim ve süreklilik başlığında taşıyordu. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıktı. O gün yayınlanmış olan bu seçim atlasınızla yeni çalışmanız, yani yeni kuşak seçim haritası arasında bir farklılık var mı? Bunu sizden rica edebilir miyiz hocam? Yani tabii çok farklılık var. Aradan geçen zamanda biz epey yeni şeyler öğrendik. Yeni teknolojiler çıktı. Yeni eskiden yapamadığımız şeyleri yapmaya başladık. Yani ikisi arasındaki farkı hani yontma taş devriyle cilalı taş devri arasındaki farka şey yapabilirsiniz. Yani o zaman yapamadığımız pek çok şeyi artık yapabiliyoruz. O çalışmanın da kendi yapıldığı dönemde bazı özgün tarafları vardı, veri görselleştirme tarafından. Ama esas itibariyle o böyle şeyi gösteriyordu. Yani illerin pozisyonlarını gösteriyordu. Tabii il dediğimiz zaman büyüklüğü, nüfusu birbirinden çok farklı, çok böyle büyük şeyler. Aslında bizim yabancı seçim meselelerinde yabancı olmadığımız bir şey ama şimdi bu programın sonunda göreceğimiz şeylerle karşılaştırılırsa yeni kuşak harita eskisine oranla çok daha hassas, çok daha gelişmiş bir versiyon. Bunlar yeni işte veri madenciliği ve uydu uzaktan algılama metotlarıyla yapılıyor. Bunun içerisinde bu nasıl diyeyim, yapay zeka uygulamaları falan var. Yani ikisinin arasında teknoloji bakımından çok büyük gelişme var. Ama esas itibariyle demin siz sivil toplumla ilişkimizi söylediniz. Ne kadar böyle teknik cambazlık yapılırsa yapılsın sonunda bizim yaptığımız işlerin bir toplumsal şeyi olması lazım, bir katkısı olması lazım. Biz de bu yeni haritamızı böyle sokak dediğimiz bir akrostişle anlatmaya çalışıyoruz. Bu sokak kelimesi haritanın özelliklerini yansıtıyor. S'si sorgulanabilir olacak. İkincisi O'su okunaklı olacak. Yani okunabilir, sorgulanabilir. İkinci K'sı kapsamlı olacak. A'sı ayrıntılı olacak. En sonundaki K da kullanıcı dostu olacak. Yani sorgulanabilir, okunaklı, kapsamlı,
ayrıntılı ve kullanıcı dostu, yani kullanıcının şey yapabileceği bir harita yaptık. Eskisi kağıda basılmış bizim okul atlasları gibi bir şeydi yani. Ama şimdi bu yenisi artık web ortamında olacak ve de Türkiye'nin neresinde olursa olsun meraklısının kendi komşusunun nereye oy verdiğini sorgulamasına izin verici bir yapıda olacak. Sunuşun da adı oydu yani o mu amaçla konmuştu. Komşumuzun nerede olduğunu bilmiyoruz. Komşumuz Bursa'da da olabilir, Edirne'de de olabilir, Muğla'da da olabilir veya Doğu'da da olabilir. Yani bu şey toprakları paylaştığımız bütün yurttaşlardan herhangi birinin buna bakarak ya bizim komşular nereye oy vermiş sorusunu bu haritadan bulabilecekler. Zannediyorum o geçen gün bulunduğumuz ve basına kapalı akademik sunuş toplantısında da bunun bazı örneklerini gördük. Burada evet, da göstereceğiz. Hocam. Toplantımızın sonunda da göstereceğiz. Evet, yani komşu derken il olarak komşuyu kastediyoruz. İl herkesi. Evet, komşu evet. kavramı öyle bir kavram ki hocam, yani eski dilde ölçekten münezzeh derler. Yani ölçekle bağlı değil. Kapı komşusu oluyor, mahalle komşusu oluyor, sokak komşusu oluyor, ilçe komşusu oluyor, işte il komşusu oluyor, ülkeler birbirine komşu olabiliyor, yani galaksiler birbirine komşu olabiliyor. Yani komşu ölçeği içermiyor. Yani ilişki potansiyeli olan herkesi kapsıyor. O çok coğrafi ve çok nasıl diyelim derin anlamlar içeren bir şey. Aslında evet. Tabii birlikte yaşama işareti de içeriyor. Benim burada zikredeceğim ve çok beğendiğim, çok izlediğim bir İsveçli beşeri coğrafyacı var, filozof. İsmi Thorsten Hegerstrand diye bir şey. O bu komşuluk kavramını o geliştirmiştir. O insanlığın geleceğiyle ilgili olarak şöyle bir sözü var. Diyor ki, bakın ilişkisel olarak insanlığın eğer bir geleceği olacaksa, yani insanlığın geleceği bizim komşu olarak başarımıza bağlı. Biz ne kadar başarılı bir komşuluk yaparsak toplum o kadar kolay kendini yeniden üretebilir anlamlı şey yapıyor. Yani sizin kişisel başarınız önemli ama komşu olarak başarınız ondan daha önemli şey anlamına geliyor. O bakımdan evet. kavramı çok şey buluyorum, kıymetli buluyorum hocam. Evet, çok kıymetli bir kavram gerçekten. Çünkü bunun çok kötü örnekleriyle her dakika yaşıyoruz. Karşı karşıyayız içinde bulunduğumuz dünyada, tüm dünya çapında. Evet hocam, evet. Siz çarşamba günü sunumunuzda bu haritanın halen tamamlanmadığını, belli bölümünün tamamlandığını belirttiniz. O konuda da bir kısa bilgi rica edebilir miyiz sizden? Ne aşamadadır? Evet, şimdi bu seçim sonuçlarının haritalanmasında çeşitli metodolojik problemler var. Yani şeyin demin söylediğim gibi haritanın ayrıntılı ve okunaklı ve kapsamlı olabilmesi aslında birbirinden çelişen ilkeler oluyor. Bir harita ne kadar kapsamlıysa o kadar genel oluyor. Genel olduğu zaman da ayrıntılı olmuyor. Biz işte genel, kapsamlı ve ayrıntılı sorgulanabilir bir harita yapmak istedik. Bunun için de yeni teknolojilerden şey yapıyoruz, yararlanıyoruz. Bunların içerisinde de bu da Türkiye'de örneği olmayan bir harita altlığı üretmeyi gerekiyor. Yani haritanın üzerine çizileceği haritanın kendisini de bizim üretmemiz gerekiyor. Bu çok zor bir işlem. Bu konuda da çok sevgili nasıl diyelim dostum, meslektaşım Doktor Yolcu Aldırmaz'dan yararlanıyoruz. Kendisi bu alanın Türkiye'de belki de kurucularından birisi. Çok şey, çok yetenekli ve çok katkıda bulunan bir coğrafyacı. O uydudan alınan resimler ile, yani uydunun bize verdiği yeryüzü resimleri üzerinden makineye yerleşim alanlarını, yerleşim alanı olmayan yerlerden ayırmayı öğretiyor.
Yani bu şimdi Türkiye'de dağlar, dağlar, ovalar, fabrikalar, limanlar, işte nasıl diyelim, aklımıza gelen her çeşit bilgi var ve bu bilgilerin bilgisayar ortamında bir nasıl diyelim, yapısal imza dedikleri bir şeyi var. Yani karakterini belli eden bir takım rakamlar var. Tıpkı bunları barkodlara benzetebilirsiniz. Makineye biz şunu öğretiyoruz ki, hani nasıl süpermarkette o kasiyer hanımefendi şeylerin ürünlerin üzerine okuttuğu zaman, o hani diş macunun üzerine o kırmızıyı okuduğu zaman onun diş macunu olduğunu hemen anlıyor ve onu artık bir daha rakamını eskiden olduğu gibi fiyatını girmek zorunda değil. Onu okuttuğu anda fiyatı da girmiş oluyor. Girdiği anda işte şeylerden düşmüş oluyor. Biz de buna benzer olarak Türkiye'de şeyi yerleşim alanı olan yerleri olmayan yerlerden ayırtıyoruz. Bu durumda şimdi belki bize Ali o haritalardan gösterebilir. Buradaki efendim şöyle diyelim, 2 numaralı haritayı açarsan, bundan sonrakini açarsan, bu bizim evet, bu mesela bizim alışık olduğumuz seçim haritaları il bazında yapılmış, böyle illeri gösteriyor ama gördüğünüz gibi ilin içindeki farklılaşmaları çok fazla göstermiyor. Bizim bunu yapabilmemiz için bundan sonrakine geçelim. İl bazından daha ayrıntılı yerlere geçmek lazım. Bu gördüğümüz şey de Ege bölgesinin haritası. Gördüğünüz gibi biraz bu böyle yamalı bohçaya benzeyen bir harita. Küçük küçük lekeler var. Bu lekelerin her birisi bir köy. Yani köyün idari sınırlarına tekabül ediyor. Ama bu haritada şu anda 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını da görüyoruz. İşte maviler, maviler Ege bölgesinde Millet İttifakı'nın başarılı olduğu yerleri gösteriyor. Kırmızılar da Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğu yerleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi Kuzeydoğu tarafında, bu Uşak, Kütahya tarafında çok daha başarılı olmuş. Ama Datça tarafına doğru inildiği zaman Millet İttifakı'nın çok başarılı. Fakat bu haritanın özelliği şu: maviye veya kırmızıya hangi renge boyanırsa boyansın, bu haritada boyalı yerin her tarafında insanlar yaşamıyor. Aslında insanların yaşadığı yerler bunun içinde çok küçük yerler. Böyle okunduğu zaman da biz haritanın bize ifade ettiği şeyi o ilk haritaya göre, il haritasına göre biraz daha iyi görmekle beraber, bu biraz yanlış yönlendirici. Çünkü bunun bir özelliği de var. Şehirlerin dışındaki köyler, mahalleler çok büyük alanlara sahip. Şehirler ise çok küçük fakat çok yoğun insanlar yaşıyor. Ali'cim, şimdi bir öteki haritaya geçersek bundan sonrakine. Şimdi mesela burası İzmir. İzmir'in mahalleleri gördüğünüz gibi ne kadar küçük ve etrafındaki bir mahallenin alanı veya bir köyün alanı İzmir'in toplam alanı kadar büyük aslında. Anlatabiliyor muyum Gül? Şimdi bir tane bundan sonrakine geçelim. Şimdi böyle bak, daha da büyüttüğümüz zaman İzmir Konak dediğimiz yerdeki mahallelerle çeperdeki mahallelerin büyüklük farklarını buradan görüyoruz. Bunları boyadığımız zaman, böyle renklendirdiğimiz zaman aslında çeper hangi renge boyanırsa harita o renkten o rengi anlatmaya, baskın olmaya başlıyor. İşte buna coğrafyada çok böyle çetin bir şey problemidir bu. Temsil problemidir. Yani yerlerin temsilidir. İşte biz yaptığımız problem ne? Bu alanlardan kurtulup bize yerleşme birimlerini göstermeye çalışıyoruz. Bundan sonrakine geçebilirsek. Bu da şimdi Marmara bölgesinin bizim yaptığımız harita üzerinden gösterimi. Gördüğümüz gibi yani Marmara'ya aşina, herkes bunun ne olduğunu anlayacak. İstanbul'u görüyoruz değil mi? İzmit'i görüyoruz. Güneyde Bursa'yı görüyoruz. Bunlar böyle büyüklükleriyle öne çıkıyorlar. Öbür haritada şehir alanları kaybolurken bu haritada şehir alanları hemen öne çıkıyor, görebiliyoruz. Ve öbür haritada çok baskın olan çeperdeki kırsal yerleşmeler, ki onlar her yeri kapsıyordu, buralarda artık küçük küçük noktalara dönüşüyor.
Anlatabildim mi? Yani böyle baktığımız zaman bu da deminki haritanın aynısı. Burada da sarılar ve kahverengiler Cumhur İttifakı'nın kazandığı yerleri, mavi tonları da Millet İttifakı'nın başarılı olduğu yerleri gösteriyor. İstanbul'un işte bizim aşina olduğumuz Kadıköy, Beşiktaş, Şişli tarafı, Bakırköy tarafı ile E5 yolunun üst tarafındaki kontrast hemen ortaya çıkıyor. Bu pembeler ve morlar da İstanbul'da bunu göreceğiz. İşte Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ve yani Yeşil Sol ve HDP'nin başarılı olduğu yerleri gösteriyor. Ama burada gördüğünüz gibi kırsal alana dağılmış böyle nasıl diyeyim binlerce küçük nokta var. O noktaların her birisi aslında bir insanların yaşadığı 100 seçmenli, 200 seçmenli, 300 seçmenli birer sandık oluyor. Biz de bunları görmeye başlıyoruz. Yani haritanın Hasan'la yaptığımız haritadaki nasıl diyelim genellik seviyesinden nasıl bu şeye doğru nasıl diyelim gündelik yaşamda bizim aşina olduğumuz yer kavramına yaklaştığını burada görüyoruz. Yani aradan geçen 13 yılda nereden nereye geldiniz derseniz işte o büyük haritadan bu hassas haritaya gelmiş durumdayız. Evet. Yani zamanımızı böyle değerlendirmiş olduk. Derinlere doğru ilerlediğiniz anlar. Evet işte artık burada insanların aşina olduğu yerleri göstermeye başlayabileceğiz hocam. Evet, Türkiye'de kaç yerleşim hesaplıyorsunuz? Şimdi Türkiye'de seçimler 48 bin, 49 bin yerleşim birimi üzerinden yapılıyor. Ortalama olarak bunlarda da aşağı yukarı 4 tane sandık var. Ve Türkiye'de 200 bin sandık var. Mahalle başına da aşağı yukarı 3,5-4 sandık düşüyor. Ama tabii şehir merkezine geldiğimiz zaman yani Şişli, Teşvikiye, Fenerbahçe bilmem Bakırköy, Ataköy gibi yerlerde bir mahallede çok fazla insan yaşadığı için oralarda 15, 16, 20 bazen 25 sandık olabiliyor. Ama kırsal alana gittiğimiz zaman, çeperlere gittiğimiz zaman tek sandıklı veya iki sandıklı yerleşmeler de var. Ama toplam olarak 50 bin yerleşmeden söz ediyoruz. Bunu Ali'cim bir son ötekine geçersek aynı şeyi işte Ege bölgesine uyguladığımızda aynı haritanın Ege bölgesine uygulanmış versiyonunda bu oluyor. İşte burada İzmir'i, Denizli'yi, Aydın'ı böyle noktasal olarak öne çıkıyor ve orada da yollarla beraber olduğu zaman yerleşim dokusu nerelerin ne renge boyandığını çok daha görebiliyoruz. İsterseniz şimdi haritayı kapatalım, haritasız devam edelim. Evet. Ben burada hemen bir soru daha sormak istiyorum hocam. Şimdi sonuç olarak siz Türkiye haritasının seçim sonrası yani 14 Mayıs milletvekili seçimlerinin sonuçlarını Türkiye haritasına belli ölçüde bugüne kadar yerleştirebildiniz. Bunun devamını getirmeyeceğim. Evet, açıklamasını şimdi, rica edebilir miyiz? Evet, şimdi şöyle bir şey. Aslında seçmenin ve yerleşmelerin %55'ini falan yaptık. Büyük şehirleri yaptık. Yani Marmara bölgesi, Ege bölgesi tamamen girilgi, Trakya falan dahil olmak üzere İç Anadolu'dan Ankara, Eskişehir ve Konya illerini girdik. Deprem bölgesinin altlıklarını hazırladık. Şimdi hızla bu haritayı hazırladığımız illeri peyderpey hani o puzzle'ın parçalarını yat bozun parçalarını yan yana ekleyerek Türkiye'yi baştan başa kapsayan bir seçim haritası üretmiş olacağız. Bu haritanın kendisi de zamanımız kalırsa şeyimizin programın sonunda nasıl sorgulanabileceğini de buradan göstermiş olacağız. Ama yani zor ve zahmetli bir iş. Çünkü Türkiye çok farklılaşmış ve çetin problemler üreten bir ülke. Eğer biz mesela Amerika'da çalışıyor olsaydık bu belki şimdi bizim yaptığımızdan biraz daha kolay olurdu. Çünkü bizde mesela şöyle bir şey var.
Karadeniz'de yerleşmeler birbirlerinden o kadar ayrı ki böyle bir yerleşme birimi oluşmuyor. Yani köy diyebileceğimiz bir iskan alanı oluşmuyor. Bir yerde bir ev var, bir önün 50 metre ötesinde, 100 metre ötesinde bir başka ev var. Bu uydu da bu evleri dağınık olduğu yerden seçemiyor. Bunların seçilmesi bir problem Karadeniz'de. Güneydoğu'da toprak damlı evler var. Evlerin üzerinde toprak var. Toprak damlı evle toprağı birbirinden ayırmak şey yapıyoruz. Şeyde Antalya tarafında, Mersin tarafında, Fethiye tarafında da inanılmaz büyük alanlarda seralar var. Yani Türkiye bütün Rusya'ya sebze şey yaptığı için, ürettiği için her taraf seralarla kaplı. Seralarla yerleşmeler birbirine karışıyor. Çünkü seranın örtüsüyle insanların oturdukları binaların örtüsünü bazen ayıramıyoruz. O zaman yerleşme olduğundan çok büyük çıkıyor. Şimdi bunlarla ilgili de bir sürü teknik iş yapmak gerekiyor. Ama bitirdiğimizde sadece seçim için değil, Türkiye'nin bütün sosyal coğrafyalarını inceleyebileceğimiz ve daha önce üretilmemiş çok kıymetli bir haritaya kavuşmuş olacağız. O bakımdan önemli bir iş. Ama evet, ilerliyor. Yani sonbahar ayı geldiği zaman, yani şeye geldiğinde, zannediyorum Ekim-Kasım ayı geldiğinde bir takım görüşmeler falan da sürüyor. En azından Marmara bölgesi için yani herkesin sorgulayabileceği bir şeyi, bir siteyi açmış olacağız. Yani kullanım. Ama Marmara bölgesi için, Türkiye için biraz daha zor bir iş. Evet, kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz hocam? Yani burada demin adını söyledim. Burada Funda Dönmez Feranoğlu var. Merkezimizin araştırma koordinatörü. O bu projede bize yani çok yardımcı oluyor. Yolcu Aldırmaz doktor, o ben çalışıyorum. Bir de ben çalışıyorum. Yani aslında böyle nasıl diyelim, çok küçücük bir birimde çalışıyoruz. Bir de bir Murat Tülek arkadaşımız var. Yani 4 kişilik bir ekibin bununla şey yapıldığını düşünebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu eğer böyle bir 5-10 yıllık birikim olmasa, bu böyle 30-40 kişinin, 50 kişinin elle yapacağı bir iş değil. Çok zor bir iş. Arkasında merkezde geliştirilmiş yazılımlar, işte teknolojiler, know-how olmasa bitiremeyiz. Ama bitirdiğimiz zaman zannediyorum özgün bir şey ortaya çıkmış olacak. Evet, bunun bir internet sitesiyle paylaşılacağını belirttiniz. Evet. Bu paylaşımın sınırları olacak mı? Yani sadece araştırmacılar yoksa... Hayır, olmayacak. Evet. Yani bu sonunda küçücük böyle bir hani kullanıcı el kitabı notuyla, hani bu site nasıl kullanılır diye bir küçük araştırma notu olacak. Ama evet, üzerine tıkladığımız zaman komşularımızın kime oy verdiğini veya belli bölgelerin diğer bölgelerden oy tercihlerini nasıl farklılaştığını hemen okuyabileceğiz. Yani bu aslında hem paydaşların, hem siyaseti yapanların, hem yöneticilerin, hem kamu yöneticilerinin, herkesin kendi kendilerini izleyebilecekleri bir ayna gibi bir şey olacak. Yani harita aslında haritalığını yapmış olacak. Yaptığımız yerlerde de önemli mesafeler aldık. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan, resmi olmayan kesin sonuçların tamamını kapsıyor. Harita yayınlandığı zaman bu haritayı kesin sonuçlara dönüştüreceğiz. Çünkü zaman kazanmak için biz bu resmi olmayan kesin sonuçlardan hareket ettik. Burada da bazı muhataralı ve şeyli olan, hani nasıl diyelim, çekişmeli veya mahkeme konusu olan, dava konusu olan yerlerin, küçük yerlerin kayıtları olmayabiliyor. Yani bütün bu 50 bin tanenin içerisinde şu ana kadar 175 tane birimimiz eksik, ama onları da yani geldiği zaman tamamlamış olacağız.
Evet. Hocam bütün bu çalışmada sizi şaşırtan böyle Allah Allah bakın bunu da hiç düşünmemiştik veya evet. düşünmemiştim dedirten bazı bulgularınız da oldu mu? Efendim oldu ve daha da olacağı benziyor. Yani haritanın kendisinin göründüğünden daha doğurgan, velut bir özellik taşıdığı anlaşılıyor. Bir tanesi bu seçimleri izleyen arkadaşlar, bütün seçmenler teslim edeceğiz ki hakkında çok az konuştuğumuz bir şey bu kentlerin çeperleri diyebileceğimiz yerler. Bu kentlerin yani İstanbul dediğimiz zaman işte zaten biz bir İstanbul programında konuşuyoruz. İstanbul'un belki en büyük sorunlarından bir tanesi de İstanbul'un neresi olduğunu tanımlamak. İstanbul nedir? Acaba idari sınırlarının bittiği yer midir? İstanbul'un metrosu yani Marmaray Gebze'de bitiyor. Gebze ise Kocaeli'ne bağlı bir ilçe. Yani İstanbul'un kendi metrosu aslında başka bir ilde bitiyor. O yüzden kentin içerisinde böyle bir şey var, bir kentsel bir alan var. Bizim İstanbul dediğimiz yer var. Yani bunu İstanbulluların herkes biliyor. İstanbul'un nerede bittiğini, aşina olduğumuz, yaşamımızı yaşadığımız yerleri biliyoruz. Ama bir de şu anda kentlerin çevresinde kentsel bölge denen bir yeni oluşum var. Bunun ne olduğunu henüz daha dünya kent literatüründe tam bilmiyor. Fakat burada eskiden köy statüsünde olan yerlerin tamamı mahalleye dönüştü. Evet. Bunlar belediye sınırlarına girdiler. Burada eski köylüler yaşadığı gibi, yaşlanmış, göç etmemiş insanlar yaşadığı gibi buranın yeni sakinleri de var. Yani buraya gelen yeni sakinler. Bunların alanlarına yerleşmiş olan işte perakende veya toptan satış mağazaları, outletler, depolar, lojistik tesisleri, restoranlar, tarım alanları, işte bazı konut siteleri, sanayiler böyle bir adını koymakta zorlandığımız kır hiç olmayan ama şehre de benzemeyen bir oluşum var. Ve bu Türkiye'nin nüfusunun neredeyse %85'inin büyük bir kısmı artık bu çeperlerde yaşıyor. Ve bu çeperlerdeki insanların siyasi eğilimleri, toplumu, siyaseti nasıl okuduklarını o bizim il bazında veya ülke genelindeki yüzde oranları üzerinden anlayamıyoruz. Harita bize gösteriyor ki bu insanlar ana kentte oturan insanlardan çok farklı eğilimlere sahip. İstanbul çevresinde İstanbul'a hiç benzemeyen oy profillerini özellikle kuzeyde Bolu sınırına kadar görebiliyoruz. Yani İstanbul'un Beykoz'dan başlayıp ta Bolu sınırına kadar, Düzce sınırına kadar giden bölgede hemen hemen Millet İttifakı'na oy vermiş bir tane küçük yerleşme yok. Bunlar 60 oylu, 200 oylu, 250 oylu, 180 oylu çok küçücük yerleşmeler ama burada İstanbul'da görmediğimiz oranda çok kuvvetli Cumhur İttifakı'nın bir desteğini görüyoruz. Katılım oranı İstanbul oranından yüksek ve de geçersiz oy Türkiye genelinden düşük. Yani sonuçta bu çeperlerde toplulaştırılmış seçim sonuçlarının ima ettiğinden çok çok farklı siyasi eğilimler var ve biz bunu yani şehre, ülkeye, ülke siyasetine tırnak içinde söylüyorum. Çeperden bakmanın ne demek olduğunu, onların bunu nasıl yorumladığını hemen hemen hiç tartışmadık. Ve bunun da bize bir yani şaşırma duygumuzun ve sürpriz şeyimizin biraz da bundan kaynaklandığını şey yapıyorum. Çünkü şu anda Türkiye'de çok söylenildiği gibi kırsal olan köy denen şeyin Türkiye nüfusundaki payı aslında çok düşük. %8 evet. Filan civarında. 51 ilde %8 oranında köy kalmış. Gerisi hep büyük şehirlerin mahallesi ama bu mahalleler işte demin söylediğim gibi artık ne mahalleye benziyor ne de artık köy değil. Yani buralarda yeni bir
hayat şekilleniyor. En azından bunların, merkez mahalleler değil bunlar. Tabii merkez bunların dünyaya nasıl ilişki kurduğu, nasıl okuduğu, nasıl yorumladığı, dertlerinin ne olduğu, sıkıntısının ne olduğu konusunda çok derinlemesine çalışmak lazım. Çünkü buralarda işte seçimlerin sonucunu değiştirecek miktarda şey var. Çok önemli sayıda yurttaş ve yaşıyor. Burada yeni yaşamlar var. Yani bu konuda yani burada hocam Sema Erder'in çok çok önemli katkıları var. Ne kadar uzun zamandır bu şeyi çalışıyor. Metropollerin çeperini şey yapıyor, çalışıyor. Aslında metropollerin çeperleri, metropolün hayatiyeti en yüksek olan yeri. Metropol içinden, gövdesinden değil de çeperlerinden dönüşüyor. Buraları şey yapmak üzere, buralarda neler olduğunu izlemek, buraların nasıl dönüştüğünü izlemek aslında toplum bilimcilerin birinci ödevlerinden bir tanesi olmalı. Bunun tabii siyasi sonuçları olduğu gibi sosyal, yerel, çevresel bir sürü sonuçları da var. Anladığım kadarıyla bazı ezberlerimizi de bozan bir bulguyla karşı karşıyayız. Yani işte Türkiye'de ekonomik kriz var, Türkiye'de deprem oldu. Bunun sonucunda iktidar mutlaka düşer. İşte bunun örneği 2002'dir falan gibi çok böyle dilimize yapışmış olan bir takım ezberlerimizi de ortadan kaldıran bir bulgudan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü şöyle bir şey hocam. Yani bizim o tırnak içinde sizin söylediğiniz gibi ezberlerimiz, yaptığımız genel değerlendirmeler aslında çok yanlış değil. Ama çok genel cevvel kalem yapılmış olan değerlendirmeler. Aslında toplumsal yaşamın kendisi o değerlendirmelerden biraz daha, çok daha zengin, çok daha sürprizler içeren, çok daha yüksek farklılaşmalar içeren şeyler. Onun için yani toplumu yönlendirmek, yönetmek, yönetişim, anlamak, bunlar aslında toplum hakkında bizim nasıl diyelim, aşina olduğumuz, yapmaya alışık olduğumuz yaklaşımların çok daha ötesinde yeni ve çok yüksek çözünürlükte ayrıntılı değerlendirmeler gerekiyor. Bu düzeye geçtiğimiz zaman resmin bizim sandığımızdan biraz daha karmaşık, biraz daha girift bir özellikler taşıdığını ve önümüzde öğrenecek çok uzun bir yeni bir program olduğunu düşünüyoruz. Şimdi izin verirseniz bir sonla şeyle bahsedeyim. Peki bunlar 2000 yılında veya 95 yılında yok muydu dersiniz? O yılda bu olay çok karışıktı. Ama evet, o zamanki karışıklığı biz bugünkü nasıl diyeyim, hassasiyet düzeyinde izleyemiyorduk. O günkü teknolojiyi göremiyorduk. Yani o gün biz bu işi çok kaba ve ana hatlarıyla izleyebiliyorduk. Çünkü ne bilgisayarlar, ne haritacılık, ne internet yoktu. Böyle şeyleri göremiyorduk. Öyle olduğu zaman da işte farklılaşmalar hakkında genel şeyler söyleyebiliyorduk. Değerlendirmeler. Şimdi o zaman yani bu genel değerlendirmeler o dönemin teknolojisi ve o dönemin kavramları, o dönemin pratikleri arasında birbirini böyle tamamlayan bir şey var. Şimdi bunlar bu bütünselliğin içerisine yeni teknolojiler, yeni pratikleri kattığımız zaman tabii elbette bizim kavramsal çerçevemizin de değişmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin artık hızlı trenleri olan, işte bilmem bir yerden bir yere eskiden olduğu gibi bir günde değil de birkaç saatte gitme olanağı olan, interneti iyi kötü kullanan, yani şey olarak yaş bakımından da oldukça farklılaşmış yapılara sahip bir ülke olması lazım ve bunun da tabii sonuçta seçim sonuçlarında çok şey, ezber bozucu, şaşırtıcı sonuçları var. Biz tabii haritayı bitirmediğimiz için genel bir şey yapmadık ve şunu da düşünüyoruz ki yani harita bittiği zaman
Bunun değerlendirmesi öyle iki dakika, iki günde, iki saatte veya iki saatlik yapılacak gibi bir şey değil. Çünkü 85 milyonun tercihlerinden bahsediyoruz. Bu doğru, da zor doğru. Bir şeymiş. Çok doğru. Hocam burada önemli noktalardan birisi de siz sunumda aslında sonuçların bir başka açıdan da çok da şaşırtıcı olmaması gerektiğini belirttiniz. Çünkü seçim kanununda yapılan değişiklikler, işte o bahsetmiş olduğunuz çeperlerin önemi, köylerin mahalleye dönüştürülmesinin etkileri üzerinde de durdunuz. Bu konuda da çok kısa bilgi rica edebilir miyiz sizden? Şimdi o konuda şöyle bir iki şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Amerika'da bir senato var, bir de temsilciler meclisi var. Aslında senatoda bütün eyaletler iki ne kadar büyük veya ne kadar küçük, ne kadar yoğun, ne kadar az yoğun olursa olsun bütün eyaletler iki temsilciyle temsil ediliyorlar. Yani bu senato aslında teritoryal yani alansal bir temsil yapıyor. Mekanları temsil ediyor aslında şey olarak. Ve burada çoğunluğu yani ne kadar büyük bir eyalet olursanız olun oyunuz bir küçük eyaletten daha fazla değil. Şeyde ise temsilciler meclisinde ise yerler işte büyüklükleri ekonomik önemlerine göre. Şimdi Amerika'da hem teritoriye hem de ekonomik öneme önem atfeden bunlar arasında bir diyaloğa çağrı yapan bir şey var, bir sistem kurmuşlar. O Amerika'nın kurucu babaları denilen insanlar. Ama Türkiye'deki sistem bu ikisinin arasında bir şey. Bu ikisinin arasında bir şey. Biz bunu tek bir sistem içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Özellikle uzak, çeper, küçük iller aslında mecliste nüfus paylarının ve ekonomik önemlerinin çok üzerindeki bir oranda temsil ediliyorlar. Yani millet ve şeydi. Böyle baktığınız zaman aslında bir adam bir oy ilkesinin çok da geçerli olmadığını görüyoruz. Bir Bayburtlu oyu aslında 5 İstanbul oyuna bedel oluyor. Bayburt'ta 20 bin oyla 30 bin oyla bir milletvekili çıkarabilirken İstanbul'da 100 bin oy gerekir. Şimdi bu da tabii çeperleri siyasi platformda olduklarından daha güçlü gösteriyor. Şimdi bu milletvekili temsilinde olan bu olay bizim büyükşehir meclislerinin oluşumunda da aynen geçerli oluyor. Çok aynen geçerli oluyor. Çünkü büyükşehirlerin etrafında çeper ilçeler var ve bizim büyükşehir kanununda biz büyükşehir belediye meclisleri için ayrı bir seçim yapmıyoruz. Biz ilçe belediye meclisleri için seçim yapıyoruz ve de orada her ilçe kendi nüfus büyüklüğüne oranla büyükşehir belediye meclisine belirli sayıda şey gönderiyor, temsilci gönderiyor. Ve sonunda İstanbul'da işte neredeyse 300 kişilik bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne benzeyen ölçekte kocaman bir belediye meclisimiz oluyor. Fakat bu durumda şöyle bir süreç var. Çeperdeki küçük yerleşmelerin gönderdikleri temsilci sayısından elbette büyük ilçeler biraz daha fazla temsilci gösteriyorlar. Fakat bu tam oranlı değil. Ay nasıl Türkiye genelinde çeper iller, küçük iller meclise kendi nüfuslarının ve iktisadi önemlerinin ima ettiğinden daha fazla sayıda temsilci gönderiyorlarsa, Bayburt İstanbul örneğini vermiştim. Türkiye'de yani büyük şehirlerde, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da çeperdeki küçük nüfusu küçük ilçelerin belediye meclislerindeki temsiliyeti aslında nüfuslarından biraz daha büyük. Bu da tabii çeperdeki insanlarla ilişki kurmanın, onları anlamanın, onlarla bir diyaloğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Yani bizim burada çeperde olup biteni, kentsel bölgedeki yerleşmelerin o büyük ekonomik sistemlere nasıl eklemlendiği konusunu göz ardı etme lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Yoksa bu seçimler bize daha başka sürprizler de yaşatabilir diye düşünüyorum.
Evet, yani büyük şehir belediye başkanlığını herhangi bir parti alabilir ama meclisin de çoğunluğu sağlayamayabilir. Şu andaki fiili durum bu, o nedenle de bir birçok yerde bu yani başkanına bizim tanıdığımız çok böyle önemli yetkiler, yürütme yetkileri var. Ona rağmen meclislerin de yetkileri sıfır değil. Aslında bunu böyle bir çekişme alanı olarak görmek yerine yani şey olarak bir nasıl diyelim bir diyalog içerisinde bir siyasi yerel siyasetin nasıl diyelim yurttaşa daha yararlı olabilmesi için bu iki sürecin çok daha şey olması nasıl diyelim böyle bir açık ve karşılıklı iletişime dayalı bir süreç halinde yürümesi çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Evet, böyle olduğu zaman işte şu anda yaşadığımız örneklerden. Evet, işte depremden şeye kadar çevre sel sürdürülebilirliğe kadar tarihi alanların korunması, yeşil alanların saklanmasına kadar her alan aslında bir siyasi nasıl diyelim şantaj ve çekişmeye çatışma haline gidiyor. Dönüşüyor ve işte siz bize bunu yaptınız, biz de size bunu yaparız meselesine geliyor. Bu tabii şey açısından İstanbul, İzmir, Ankara büyük şehir şey olarak artık şehrin büyük bir kısmı bambaşka bir ortamda yaşıyor. Yani bu şehir köy şeyinin çok dışında bir olayda yaşıyoruz. Yani bunun dinamiklerini bildiğim iddiasında değilim ama bunun bilindiğini de pek tahmin etmiyorum. Yani üzerinde öğrenmemiz gereken çok yeni çok işler var. Evet. Tabii uzlaşmanın sağlandığı bir tek alan var. O da imar değişiklikleri. Üzerinde uzlaştığımız 2-3 tane şeyden bir tanesi gramer üzerinde bir uzlaşıyoruz. Türkçenin hani cümle yapısı. İkincisi ilan edilen dolar fiyatı üzerinde bir onu şey yapmıyoruz. Bir de imar yetkileri üzerinde. İmar kararları üzerinde. Evet. 3 tane uzlaşımız alanımız var. Evet. Murat Hocam, şimdi tabii 2024 yılında gerçekleşmesini beklediğimiz yerel seçimler var ve bunun planlanmış tarihine yani Mart ayına oldukça az bir zaman kaldı. Özellikle hazırlıklar ve çalışmalar ve araştırmalar açısından siz 2023 milletvekili seçiminin sonuçlarından hareketle bu çalışmayı gerçekleştiriyorsunuz. Çalışmalar devam ediyor. Bulgularınızın yerel seçimler açısından da çok yararlı bir tarafı olacak diye yorumluyorum. Çünkü çeperler tam da işte biraz önce de konuştuğumuz kent yönetimlerinde belirleyici hale geliyor. Bu nasıl siyasi partiler tarafından özellikle seçim güvenliği konusunda çalışan sivil toplum tarafından işte biliyorsunuz seçim güvenliği platformu var, oy ve ötesi var, Türkiye gönüllüleri çalışıyor. Bunlar nasıl yararlanabilirler? Siz bütün bilgileri kamuoyunun dikkatine açtığınız andan itibaren. Bu konuda da söylemek yani işte, istediklerinizi almak. Evet, bu Kasım ayında Marmara bölgesiyle ilgili olan haritanın açılabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü oradaki bütün düzeltmelerin yapılacağını ve işte seçim sonuçlarının artık kesin sonuçlarını işleyecek ve güvenilir bir şeye, çerçeveye kavuşturacağımızı düşünüyorum. Şimdi bu seçim güvenliğiyle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarının kağıt üzerinde, listeler üzerinde ve de oy profilleri üzerinde yani sandıklardaki oyun dağılım kalıpları üzerinde buralardaki anomalilerin beklenmedik zıplamaların şeyleri nasıl diyelim teşhisi konusunda çok büyük bir becerileri var. Onlar bununla ilgili önemli ölçüde katkıda bulunuyorlar. Daha da önemlisi onların bu oy verme mahallelerindeki fiziksel varlıkları bile seçimlerin
güvenliği açısından çok önemli bir katkı oluşuyor. Bir laf vardır şeyde, sınır güvenliği konusunda derlermiş ki ara ki bulamayasın. Yani, yani var ol, ara ki bulamayasın. Yani var şey caydırıcı olsun şeyimiz. Yani o bakımdan bu şeylerin bu tür sivil toplum kuruluşlarının bence yani bir toplumun geleceğine ve siyasi şey projesine yaptığı katkılar yani öyle rakamlarla falan ölçülemeyecek derecede büyük ve Türkiye'de de bu alanda çok önemli işler oldu. Bizim tabii haritanın bu alanda yapacağı katkı sınırlı çünkü biz iş olup bittikten sonra sonuçları haritalıyoruz. Ama sonuçlar haritalandığı zaman demin söyledim bölgeler bazı bölgelerde yani hayatın doğal akışına biraz aykırı profillerle karşılaşıyoruz. Yani 70 yaşından sonra büyük nüfusun yüzde bilmem 85'i oluşturduğu köylerde %90'ın üzerindeki katılımlar, hiç geçersiz oyun olmayışı filan gibi böyle nasıl diyelim ve bunun bir yerde değil de birbirine komşu onlarca yüzlerce yerde teşhis edilebilmesi yani buradan ben bir sonuca varmak istemiyorum ama bir bundan ama sonraki bir soru işareti koyuyoruz. Bundan sonraki şeylerde seçim izleme süreçlerinde nerelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda veya nereleri evet, izlememiz evet. Konusunda ilginç ipuçları sağladığını düşünüyorum. Şimdi burada ben bütün herkes de bunu söyledi. Metropollerde içinde böyle 20, 30, 15 sandık olan büyük şeylerin, büyük mahallelerin izlenmesinde bütün siyasi partiler ve güven işte bu sivil toplum kuruluşları buralarda çok başarılılar. Ama size şöyle mesela bir şey söyleyeyim. Böyle çok sayıda küçük yerleşme var. Ve buralarda evet. Da aslında az sayıda seçmen var. Ama bu az sayıda seçmen üzerindeki manidar kaymalar seçimlerin sonucunu etkileyebilecek şeyler yaratabiliyor. Hele ki yani, böyle dengede bir sonuç çıkarsa. Yani mesela Cumhur İttifakı oylarının yarıdan fazlasını nüfusun sadece %33'ünün yaşadığı çok küçücük yerleşmelerden alıyor ve bu aralarda da oy oranı %55'leri 60'ları buluyor. Yani Türkiye evet. Genelinde %35'e gelen oy oranı bu yerlerde %60 %65'leri bulabiliyor. Şimdi burada ben hiçbir şey ima etmek istemem. Bu küçük yerlerde böyle bir seçim olabilir. Fakat yani burada buraların birçok siyasi parti yöneticisi de izlenmesinde bu sandıklardaki nasıl diyeyim fiziksel varlık açısından yani mevcudiyet açısından çok da başarılı bir sınav vermediklerini yaptılar. Doğuya doğru gittiğimizde bu oran daha da olacak, açılacak. Ama insanların zannettiği gibi izlenmeyen sandıklar sadece doğuda değil, bizim çok yanı başımızda da olabiliyor. Özellikle çeperlerde. Çeperlerde bu ve çeperlerde başka taraflı da başka yönlü de olabiliyor. Mesela Trakya'daki profille, Trakya'daki köy profiliyle İzmit tarafındaki oy profili birbirinin 180 derece zıttı. Ekonomi ise ekonomi, televizyon ise televizyon, her iki tarafta aynı şeye tabi oluyor. Fakat tamamen farklı yapılar var. Yani buradaki bu siyasi şeyi, siyasi profili böyle çok hazır şeyler, kalıp yargılarla, ezberlerle açıklamakta biraz acele etmemiz gerektiği konusunda düşünüyorum.
Hocam, evet. Programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size ve ekibinize ve çabalarınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Evet. Görüşmek üzere. Bugün Şehir Hepimizin programında konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç hocamız idi. Kendisiyle yeni kuşak bir seçim haritası, komşularımız kime oy vermiş başlıklı sunumundan hareketle ve 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına ilişkin oldukça detaylı ve derinliği olan bir çalışmalarını paylaştık. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü saat 16'da yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.